Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Ve sallallahu ala rasulina Muhammedin ve ala jami'il enbiya'i vel mursalin ve ala alihim ve hulefaihim ve ashabihim ve etba'ihim ecma'in. Radiyallahu anna ve ankum ve an jami'il mu'minin vel mu'minat. Sümmel ma'mulu ala nev'ayni. Sonra ma'mul iki nev, tür, yani kısım üzeredir. Evet. Burada hüve ma'mulun veya el evvelü ma'mulun bil asaleti, asıl olmak suretiyle ma'mul olan ve ma'mulun bit tebeiyyeti, tabi olmak suretiyle. Oraya koydukları harekeler ala nev'ayni oraya dayandırmak, tabi yapmak suretiyle. Hocam sanki bir 3-4 satır aşağıdan mı başladı? Öyle mi? İki kısımdır da. Ha, oradan alalım. Enne cümlete besmane besmün fiilin müfredi. Yukarıdan dördüncü satır hocam. Okudum da tekrarlayalım. Evet. Fezahara min hâzihil cümleti. Evet. Bu cümleden, yani bu birikimden, bu kapsamlı ifadelerden anlaşıldı ki ennel cümlete, cümle, terkip, kısmâni, iki kısımdır. Kısmın fi tevilil müfredi. Ögeye, burada müfred ne manasındaydı? Öge. Ögeye çevrilme halinde olan kısım. Yani birisi cümleye ögeye çevrilir. Feyekünü lehu i'rabün. Dolayısıyla bunun bu müevvelin deriz. Feyekünü lehu, bu müevvelin çevrilmiş olanın olur. İ'rabün, İ'rab, İ'rabı olur. Fî külli mevdîn, her yerde. Yani ögenin İ'rabı neyse onun da İ'rabı olur. Merfudur, mansuptur, mecrurdur gibi. Ve zelike eydan kısmâni. Yine bu da iki kısımdır. Mâ ol şey ki, yani ol cümle ki üride bihi lafzuhu. Rade yeridü mechulü ride yuradü. Erade yuridi mechulü gene üride yuradü. Yani dörtlüsüyle üçlüsünün muzarilerinin mechulü birbirine uyar. Siyak ve sibaktan anlaşılır. Önünden, sonundan, evet, gelişinden, gidişinden, evet. Ma ol şey ki, yani ol kısım ki, ol cümle ki, üride bihi lafzuhu, lafzı murattır. Ve ma üride bihi manen mastariyün. Diğer kısmı da, ikincisi de, birincinin ikinci kısmı da, mastarlık manası, mastar manası murat olunandır. Ve kısmın minel cümleti, cümleden bir kısım da, ikinci kısım yani, la yekünü fi tevilil müfredi. Müfred tevilinde olmaz. Yukarıda anlattı geldi, özet burası. Fela tekünü ma'muleten, dolayısıyla ma'mul de olmaz bu. İlla fi hamseti mevada'a. Ancak beş yerde. Gene haberun haberin diye başlıyor. Fi hamseti mevada'a, evet. Oraya bedel yaparak haberin diyor. Biz haberin yapıyoruz. Evet.
El-evvelü el-mevdu'ul evvelü. Yani haberun ve mef'ulun ikincisi ve cevabu şartın ve cevabu şartı cazimin. Şartın geçen düzeltmiş miydik? Yukarıda düzelttik. Ve cevabu şartı cazimin. Ma'al fa'i ev izâ. Bunları okudum ben, hatırlıyorum şimdi. Evet. Fa ile beraber, ma'al fa'i, fa ile beraber cezmedatının şartının cevabı. Ev izâ, şuradan hatırlayın. Ya da müfaceye izasının cevabı. Daha ve halün ve tabiun. Hal olarak gelir, tabi olarak gelir. Yukarıda izah etti, burada tekrarladı. Evet. Demek ki ve cevabı şartı cazimin. Cezmedatının şartının cevabı. Ve cevabı şartın cazimin olunca cazim şartın ne oldu? Sıfatı oldu. Burada muzaf şart, cazim muzafın ileyh. Evet. Yani bir cümle bunların yerinde geldiğinde ne yapıyor? Mesela diyoruz ki haberse mahallen merfudur diyoruz. Cezmedatı, misal inin, misal verdi kendi. Cevap olarak geldiyse ne diyoruz? Mahallen meczum diyoruz. Efendim, izanın cevabı ise lafzan mesela mecrur olarak gelir. Gene haber durumunda mahallen merfudur deriz. Hal olduğunda mahallen mansuptur deriz. Tabi olduğunda asıl mamul merfuysa merfu, mansupsa mansup, meczumsa mahallen meczum deriz, mecrursa mecrur deriz. Evet. Sümmel mamul ala nev'ayni, sonra mamul iki kısım tür üzeredir, iki tür. Mamulun bil asaleti ve mamulun bit tebaiyeti. Yani el evvelu mamulun. Birincisi ma'mul bil asaleti, asıl olmak suretiyle. Ve ma'mulun bit tebaiyeti, ikincisi de tebaiyetle, asla uymakla. El evvelu erba'atu agsamin. Asıl ma'mul kaç taneymiş? Dört tane, dört kısım. Merfu'un ve mansubun ve mecrurun ve meczumun. Emmel merfu'u fetis'atun. Merfu ma'mul 9 tanedir. El evvelül fa'ilü. Birincisi fa'ildir. Evet. Fa'il fiili gibi ne yapıyor? Amel ediyor. Fiili gibi amel ettiğinde değil de direkt sırf fail olarak gelse gene ne oluyor bu? Fiilin, her bir fiil amildi, merfu mamulü oluyor. Ve huve ma. Fail ol şey ki, yani o öge ki. Üsnide ileyhi, bakın üsnide ileyhil fi'lü tammu. Kendisine tam fiil yüklem olur. Üsnide müsned oldu, dayandırıldı, yüklendi, yüklem oldu. El fi'lü tammu, el ma'lumu. Malum tam fiil. Evet. Tam fiili hemen açıklıyoruz. Kendi başına anlamı tam olarak ifade eden fiile tam fiil diyoruz. Ketebe yazdı. Yazılan işi ne yapıyor? Yapılan işi anlatıyor. Tam fiil. Burada bu anlatılıyor. Kâne zeydün zeyddir. Tam fiil değil. Demek ki
tam fiillerin müsned ileyhi öznesi. Evet. Evma yahut da o şey ki bima'nahu. Evet. Fiil manasında olan şey kendisine ne yapar? İsnat olunur. Manayı fiili biliyoruz. Süremiz isimler, esmayı, ef'al vesaire. Evet. Nahvu ikisine misal verdi. Darabe Zeydün. Zeyd dövdü. Darabe tam fiil. Dövme işini ne yaptı? Tam anlattı. Ve ekaimünüz zeydani. Evet. Burada ekaimün şibi fiildir. Manayı fiildir. Evet. Ve heyhate zeydün. Bakın isim fiillerden. Evet. Fiil manasında olan şeyler bunlar. Evet. Ve egaimünüz zeydani. Ez zeydan faildir. Egaim fiil manasında olan. Evet. Müsnettir, yüklemdir. Ve heyhate zeydün. Heyhat yine müsnettir, yüklemdir. Ve seni naibül faili. İkincisi naibi fail. Yani failin yerine geçen. Hemen bir misal arkadaşlar. Nasara aliyün veliyen. Nusra veliyün. İlk mef'ul fail olmayınca mechul fiilde ne yapıyor? Failin yerine geçiyor. Buna naibi fail diyor. Nusra veliyün. Veli yardım gördü. Veliye yardım yapıldı. Evet. Mechul fiil ne demekti? Faili belli olmayan. Maksutta anlattık. Evet. Ve huve ma bu naibi fiil o öge ki diyoruz. Üsnide ileyhil fi'lü tammul mechul. Kendisine tam mechul fiil. Yüklem kılınan, isnat olunan, dayandırılan. Evma bima'nahu. Yahut da ol öge ki bu tam fiil, tam mechul fiil manasındadır. Neydi onlar mesela? İsmi mef'ul, ismi mensup vesaire. Evet. Nahvu duribe zeydün, zeyd dövüldü. Ve emadrubün ez zeydan. İki zeyd dövülmüşler mi? Emadrubün ez zeydani. Evet. Ve la yekünani. Bu fail ve naibi fail olmaz. İlla fismeyni ancak isim halinde olur. Ev fi tevilihi yahut da isme yani ögeye tevilinde evet durumda olur. Gayra ennen naibe. Ancak şu durum müstesna ki naibi fail kad yekünü carran ve mecruren. Harfül cerri cer yapma harfi el carru. El harfül carru demektir. Cerreden harf. Evet. Cerre yecurru, medde yemüttü, maattün, cerre yecurru, carrun. Evet. Carran ve mecrunan. Nahvu murre bi zeydin. Zeyd ziyaret olundu. Fecibü ifradu amilihi. Bu durumda bunun amilinin müfred olması ve tezkiruhu ve müzekker olması zorunludur. Mürre biha. Görüyor musunuz? Mürre bihima mürre bihinne. Evet. Dolayısıyla evet. Amil müzekker ve tekil olacak. Ve la yecuzu takdimuhuma ala amilihima. Bunların amilleri üzerine yani fiil ve benzerleri üzerine geçmesi, onlardan önce gelmesi caiz olmaz. Ve la hazfuhuma ma'an. Her ikisi birlikte. Yani fail ve naib-i failin her ikisi de cümlede hazf olunmaz. Evet.
İlla minel mastari. Mastardan olan müstesna. Yani mastara fail geldiklerinde müstesna. Oraya mastara fail geldiklerinde. Bu sayfa 136. Hemen oraya bakalım. 123. sayfayı açın. Kitabımızda öyle. 123. Evet. Mastar. Neydi? Kıyas-ı amiller 9 tane. Well, evet. Ve sâdisül masderu. Altıncısı nedir? Mastardır. Burayı hemen okuyalım. Siz de kolayca böyle yapın. Oldu mu? Ve şartu amelihi fil fa'ili vel mef'uli bihi en la yekune musagaran ve la mavsufen diye devam ediyor. Ve la mukterinen bil hali ve la muarrafen billame indel ekseri ve la adeden ve la nev'an ve la te'kiden ma'al fiili ev bidunihi vel fi'lu muradun gayr lazimil hazfi. Bunları hep açıkladık. Ve inkâne lazimel hazfi fe ya'melul masdaru li kıyamihi mekamel fi'li. Evet. Nahu sagyen zeyden ve yecuz hazfi fa'ilihi bila naibin ve la yecuz hâza fi gayril masdar. Evet. Ne diyor? Ve yecuzu hazfi fa'ilihi. Mastardan olan deyince neymiş? Dedik mastarın faili. Müstesna. Evet. Burada evet. Ve yecuze hazfü failihi. Mastarın failinin hazfi caizdir. Evet. Evet. Bila naibin, naibin naib olmaksın. Ve la yecuze haza fi gayril mastari diyor. Evet. Yani mastardan olan dediği bu. Mastarın faili müstesna. Evet. Ve kad merra dediği bu. 123. sayfayı unutmuyorsunuz. Ve kullu minhuma, bunlardan her biri, yani ismi fail ve şey, estağfurullah, fail, fiilin faili veya naibi. Evet. Failin ve naibin, evet, her biri ve küllü minhuma kısmani muzherun ve muzmerun. Önce muzmeri almış, muzmerun ve muzherun. Zamir olarak gelen, zamir olarak gelen muzmara öyle yazıyorsunuz. Ve muzherun açık isim olarak gelen. Zeydün, şey, Câe Zeydün dedik. Câe Zeydün arkadaşlar. Câe Zeydün açık isme misal. Zeyd geldi. Ve celese, oturdu. Faili muzvar. Tahtinde müstetir hüve. İkisine misali vermiş olduk. Tamam mı? Gelecek misaller. Evet. Fel mudmeru. Zamir kelimesi de aslında muzmar demektir. Biz zamire alışıyoruz. Azhara yuzhiru izhar, muzhir, muzhar. Açığa konan. Azmara yuzmiru izmar, muzmir, muzmer. Gizlenen. Zamir neymiş? Bir mana muzmer. O da açıklaması gizlenen, gizli tutulan. Evet. Fel muzmaru eydan ala kısmeyni müstetirun ve berizun. Gözüken, gözükmeyen. Gözükmeyen ve gözüken. Müstetir neymiş? Gizli, bariz, açık. Gizli, açık. Gözükmeyen, gözüken. Fel müstetiru. Buradan mastar kısımlarını çok güzel özetliyor. Ruhları şad olsun. Fel müstetiru eydan kısmeni vacibül istitari. Gizli tutulması vacip olan. Bihayfü la yecuzu ibrazuhu. Şöyle ki, çünkü bu haysu kelimesine ol, anki, ol, yer ki manalarını verirsiniz. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam şu manaya değil mi? Geçen
bir usul kitabını açıkladım. Koca ilahiyat hocaları ya bu vat kelimesi çiğnemek demek işte, çimene basmak. Dedim ya hiç sözlüğe bakmaz mısınız? Ben Allah'ın izniyle en az 30 sene önceki gördüğümü şimdi dedim burada açıklıyor. Vat'e yatavu vat'en. Dördüncü baptan gelir. Bastı, çiğnedi. İlişkiye girdi manasına da gelir. Anadolu'da yaşlı anneler, nineler horoz tavuğa bastı derler. Ne güzel bir mecaz. Horoz tavuğa bastı. Vat etmek o manada işte kullanılır. Ondan sonra vataya baktığınızda ilk anlamı vafaka demektir. Tabii çok memnun kaldılar. Tekrar dedim ki dilen aman git. Bunun buradaki manası başka değil bu sadece. Evet. Evet. Arkadaşım şu anda verdiğinizde dersi dinleyecek bunu. Selam üzerlerine olsun. Evet. Bu da onlara gayret olsun. Şimdi buraya nereden geldik? Evet. Bihaysu. Bihaysu. Şöyle ki aslı ol yön ki, ol yer ki, ol zaman ki. Haysu zaman ve mekan zarfı. Zarfı. Çünkü o an ki, çünkü kelimesi. Evet, anın için ki, o andan dolayı ki, anlamında çünkü, evet. La yecüz ibrazuhu, açığa konması caiz olmaz. Ve la yüsnedu amiluhu illa ileyhi. Bunun amili de, mesela fiil, herhangi bir şeye değil, ancak ve ancak kendisine isnat olunur. Evet, vacib-ül istitarı anlattı ve caizül istitari. İstitari caiz olan. Bihaysu yüsnedü amiluhu taraten ileyhi. Amili tareten gah bazen kendisine isnat olunur, yüklem yapılır ve taraten ila ismin zahirin. Bazen de açık isme. Burada Zeydün darabe dediğinde gizli olan müstetire ne yaptı? Dayandı. Darabe Zeydün dediğinde şerhlere baktığımızda misali böyle verirler. Bu yanlış. Ben bir misal vereceğim. Bakın Zeydün darabe deyince diyor. Zeydün mübteda, darabe haber. O haber olarak orada var da daha güzelini biz vereceğiz inşallah. Evet. Çünkü oradaki darabe Zeyd'e müsnettir haber olduğu için. Açık isme. Şimdi misal şu. Az önce ne dedim? Cae Zeydün, Zeyd geldi ve celese oturdu. Ve gâle Zeydün. Ve gâle Zeydün dedikse gâle'yi Zeyd'e isnat ettik. Zikretmeye gerek görmediysek ve gâle dedik kaldıysak müstetir zamire isnat ettik arkadaşlar. Yani sözü kısa tutmak durumlarında müstetir yaparız. Efendim zarar etmez, kim olduğu anlaşılır der. Açık isme ne yaparız? İsnat ederiz. Evet. Vel evvelu fil mütekellimeyni. Birincisi neydi? Vacib istitar. Mütekellimlerde olur. Vel muhatabil müfredil müzekkeri. Müfred müzekker muhatapta olur. Ama min gayril madiyi. Maziden olanın dışında.
Mesela ensuru, nensuru. Burada ensuruyla kalmak vaciptir. Niye? Ensuru ene dersek o ene tekide gider. Tamam mı? Ensuru yardım ediyorum, nensuru yardım ediyoruz. Buradaki ensurudaki müstetir olan zamir vacibül istitar olandır. Yani gizli vacip olan, zorunlu olan. Vel muhatabil müfredil müzekkeri dediği müfred müzekker muhatap da. Evet. Yan soru. Yan soru. İstediğiniz gibi oturun. Rahat otur. Rahat otur. Ben bugün bayağı bahçede çalıştım. Ayakta durmak işime geliyor. Oturdum mu rahat oturacağım ki rahat edeceğim. Evet. Nahbu adribu ve nadribu ve tadribu. Tadribu. Evet. Evet, burada müfret muhatap dedi. Evet. Gayb değil de muhatap. Evet. Tadribu. Ente. Vesmi fiilil emri. Evet. Fiil isminin emrinde. Emir manasında olan da nahvu nezali. İn. Bu kıyasi olandı. Ketabi dersen yaz demek oluyor. Karai dersen oku demek oluyor. Bu kıyasi olunca hepsini yaparız. Ve sah. Sus. Ve meh. Defet. Engelle. Ükfüf yazıyor. Kur'an'da keffe kelimesi geçer. Engel olmak. Def etmek. Ve ef'al tefdili fi gayri mes'eletil kühli, meseleyi kühül dışındaki ismi tefdilde. Niye? Meseleyi kühül de açık isme yüklem oluyor. İsmi tefdil. Evet. Nahu zeydün eftalü min amrin. Eftalü kim? Hüve. Evet. Vesmil faili, vesmil mef'uli ve mâ kâne bimânâhumâ. Evet. İsmi failde, ismi mef'ulde ve bu ikisi manasında olan da. Oraya ikisi manasını olan bu konuda müstear isim diyorsunuz. Ve ismi failinki müstear isim, ismi mef'ulinki de ismi mensup oluyor. Evet. Mesela cae esedün dediğimizde esed kelimesi müşteri, müciteri manasındaydı. Nasıl ki efendim cae müşteriyün, atılgan geldi. Atılgan geldi dediğimizde ismi faildeyse efendim mansur, mensup. Evet. Mesela Haşimiyyün dendiğinde onları anlatıyor. Ve sıfetil müşebbeheti, sıfeti müşebbehede ve zarifil müstekarri, müstekar zarfta. İzâ lem yûced şartu amelihinne, bu ismi failden itibaren sayılanlar. İzâ lem yûced şartu amellihinne fil faili zahiri. Açık failde amil olmaları şartı olmadığı müddetçe böyle. Bakın nahvu ce'eni daribün ev madrubün ev esedün natıkun geldi, görüyor musunuz? Konuşan aslan geldi. Ev haşimiyün ce'eni haşimiyün, haşimi geldi. Ev hasenün. Daha ve nahu fiddari zeydün. Evet. Fiddari hüve. Evet. Ve fi tesniyete ismil faili ve ismil mef'uli. Bunların tesniyelerinde ve cem'ihime salimi.
Her ikisinin salim cemilerinde. Nasırun, Mansurun gibi deyin de her ikisi deyince müennesle karıştırmayalım. Mutlakan mutlak dediği yukarıda amel şartı olmadığında, bulunmadığında demişti ya, yani o da olmaksızın demektir. Bir şart kaydı olmaksızın. Evet. Mutlaka neymiş? Bir şart kaydı olmaksızın. Nehvücâni racülâni daribâni ev medrubâni ev ricâlun daribûne ev medrubûne. Burada dariban dediğimizde hüma, madrubun dediğimizde hüm. Evet. Ve fi ada ve kala fiileyni, fiil olduklarında, ada, kala kelimelerinde ve fi ma ada ve ma kala ve leyse ve la yekünü fi babil istisnai. İstisna konusunda gelen ma ada, ma kala, leyse, la yekünü. La yekünü bazen İstisna edatı gibi geliyor. Bunlar da. Nabu cennil kavmu. Toplum bana geldi. Ada Zeyden. Evleyse Zeyden. Ev layekünü Zeyden. Evet. Ve sani ikincisi, yani istitarı caiz olan, caizül istitar. Fil gaybil müfredi. Vel gaybetil müfredeti. Müfred gaybde olur. Müfred gaybde ve müfrede de. Bakın, nahvu Zeydün darabe dedi. Buraya dedim, Zeydün darabe dersek, Zeydün nedir? Mübtedadır. Darabe haberdir. Bu haber Zeyd'e yüklendir. Ama bu güya yorum yapıyor ki, efendim darabe kim? Hüve. O da kim? Zeyd. Hiç gerek yok. Dediğim gibi Câe Zeydün ve celese ve kelleme Zeydün. Yani ve kelleme der kalırız. Müstetir olur zamir içinde. Ve kelleme Zeydün deriz. Bariz olur. Oldu mu? Açık isim. Evet. Fiil ona isnat olmuş olur. Ev yadribu, ev li yadrib, ev la yadrib ve hindun darabet, ev tadribu, ev li tadrib, ev la tadrib ve yugali darabe zeydün ve keza el bevaki. Kalanlar yine böyle. Yani yukarıda sayılan değil orada. Yukarıda sayılan sigalar. Ve kezel bevaki kalanlar böylece dedik. Fela yestetimu fihi damirun. Bunda yani isim zamir değil açık geldiğinde müstetir olmaz. Bariz olur. Zamir bariz olur. Fela yestetimu fihi damirun. Bu anlatılan da, bu son kısım dedi ya, yani ve yukarı denir darabe zeydün ve kedel mevaki. Yani yukarıyı hepsine zeydün vesaire hindün getirirsiniz. Bu durumda da ne yapar? Fela yestetiru fihi damirun. Bu son anlatılan da zamir müstetir olmaz. Evet. Ve fi şibhil fiili.
Kimi fiilde? Evet. Mimma zikira. İzâ vücide şartu amelihi gayret tesniyeti vel cemil mezkureyni. Evet. Hemen geriye bir sayfa öncesine bakıyoruz. Evet. Burada ismi fail ve ismi meful ve bu ikisinin manasına olan da dedi ya. O şibi fiil. Şibi fiil neydi arkadaşlar? Türemiş isimler. İsmi fail, ismi meful, mastar vesaire. Tamam mı? Ve şibi fiilde de. Ve şibi fiilde de. Evet. Mimma zikira. Daha evvel anlatılan dedi o. İzâ vücide şartu amelihi. Amilliğinin şartı mevcut olduğunda gayret tesniyeti, tesniye dışında vel cemil mezkureyni anlatılan iki cem, yani ismi failin ve ismi mefulin cemi salimleri, evet, dışında. Nahu zeydun daribun, ev madrubun, ev esedun natikun, ev haşimiyun, ev hasenun, ev fiddari ve yukarı zeydun daribun gulamuhu. Yani şöyle bir dönersek arkadaşlar, bu ve fi şibil fiili dediği, yani caizil istitara götürüyorsunuz. İstitarı caiz olan şibi fiilde de olur. Evet. Ve bir ve evet. Az önceki okuduğum yer hemen. Ve fi şibil fiili mimma zikira. Şu anlatılan şibi fiilde de aynen caiz istitar olur. İza vücude şartu amellihi gayret tesniyeti ve cemil mezkureyni dedi. Nahu Zeydun daribün dediğimizde daribün Zeydun darabe gibi. Daripte gizli. Ev madrubun. Ev esedün. Natıkun. Ev haşimiyün. Bunlardaki gizliliği anlatıyor. Ev hasenün. Ev fiddari. Kim? Hüve. Ha. Ve yukalu zeydun daribun gulamuhu. Bariz de yapılır. Bariz yapılarak da şöyle denir. Evet. Caiz istitarı anlattı yani. Ve fi şibi fiil. Şibi fiilde de bu olur. Evet, dedi. Evet. Yani arkadaşlar bu vefi şibi fiildeki atıf edatını fil gaybil müfrede götürürseniz daha iyi anlarsınız. Evet, müfret gaybde olur diye başlıyor ya. Evet, şibi fiilde de olur. Evet. İstisnalar belli. Evet. Daribün gulamuhu dedi ve kezel bevaki. Geri kalan şu yukarıdaki misallere siz açık ismi de getirdiğinizde aynen böylecedir diyor. Fela istetiru. Dolayısıyla zamir müstetir olmaz. İsim bariz olduğunda. Ve emmel barizül muttasilü. Muttasil bariz zamire gelince. Fefi tethanil ef'ali. Fiillerin tesniyelerindedir. Tesniyetün tethani. Ve huvel elifü. Bu eliftir. Bariz, gözüken. Nehu darabâ ve darabetâ ve darabtümâ ve yadribâni ve tadribâni ve li yadribâ ve li tadribâ. Vavla kullandığımızda vel diye nakl olunuyor hareke. Onu da ama burada biz belli olsun diye buraya hareke koymamış. Ve liyadriba, yoksa bu nakil yoluyla vel yadriba olur. Evet. Vel tadriba, vadriba, vela yadriba, vela tadriba. Evet. Ve cem'ihel müzekkeri. Bunların müzekker cemilerinde bu
bunların çoğul. Müzekker cemilerinde ve huvel vavu. Vavdır nahvu, darabu, darabtum. Peki darabtum de diyor vav nasıl? İz aslıyor. Çünkü bunun aslı darabtumu. Evet. Ve yadribune ve tadribune ve li yadribu ve cem'ihel müennesi. Bunların müennes cemiinde, oraya bunların müennes cemiinde ki ve huve nunu nundur. Bariz zamir. Ve huve bu bariz zamir oraya yazın. Ve huve bu bariz zamir en nunu nundur. Nahvu darabne, darabtünne, yadribne, tadribne, liyadribne, vadribne, ve la yadribne, ve la tadribne. Ve fil muhatabil müfredi müzekkeren kâne ev müennesen. Evet, evet. Müfred muhatap ve muhatabada. Müzekkeren kâne ev müennesen. Buraya ne diyorduk? Müzekker olsun veya müennes olsun. Ve mütekellimi vahdehu fil mâdî. Muzari'de olanı anlattıydı zaten. Mazide mütekellim vahdeh de. Daha ve huve ta'u bu ta'dır. Yukarıdakilerini saydı. Bir de mütekellim vahdehi saydı. Üçüne bir misal şu. Nahvu darab te ti tü. Darabte darabti darab tü. Evet. Müfret müzekker ve müenneste. Bir de mütekellimde efendim. Bu da darabte darabti darabtü. Ta harfi. Bariz zamir. Bir harekatı ta'yı ta'nın harekeleriyle. Neydi o da? Ötre üstün esre. Üstün esre ötre sıra burada öyle. Evet. Vel mütekellimi ma'hu gayruhu. Vel mütekellimi ma'hu gayruhu. Ve mütekellim de. Hangi mütekellim de? Ma'hu beraberinde olan gayruhu kendisinden başkası. Fil mâdî mâzîde ve huve nâ. Bu da nâ'dır. Nahu darabnâ ve fil mukatabetil müfredeti fi gayril mâdî. Mâzinin dışındakilerde de müfred mukatabede ve huvel yavuda yâdır. Nahu tadribine ve adribi ve la tadribi. Ve emmel muzheru fe zahirun diyor. Kalıyoruz. Epey bir gidelim dedik ama hayırlısı inşallah Teala. Hafta içinde de dersler yaparak Ramazan'dan önce bitirmeyi azmedeceğiz inşallah Teala Izhar kitabını. Evet. Ve emmel muzharu fezahirun dedi. Yani ve emmel muzhar muzhara gelince yani zamir olmayana yani açık isme fezahirun. Muzhar zahir demektir. O da açık isim. Evet. Ne yapacak? İşte tesniye de olsa cemi de olsa efendim bunun fiili amili müfret gelecek diyecek. Evet. El Fatiha.